Oyunda canlandırdığın karakterle sen arasında herhangi bir bağ var mı? Benzerlik? Var mı? Yok sanırım. Yok yani sanırım. Yok, var mı? Yani bir koro şefini canlandırıyorum ben. Evet. Bence yok. Yok değil mi? Yok değil ben mi? Anıl'ı tanıdığım kadarıyla Selçuk'la alakası yok. Alakası yok, yok evet. Yok. Bence de yok. Ama bir an yok. Şey böyle yok değil mi? Yok. Bir şeyler var mı acaba? Hani var mı acaba? Efendim sahne tozu yutanlara hoş geldiniz Sayın Ahmet Kazanbal ve Anıl Çelik. Merhabalar ve Tayyar. Bugün kendi moderatörümüzüz. O yüzden seyircilere de iyi seyirler diliyoruz efendim. İlk soruyla başlayalım o zaman. Nasıl tanıştınız? Sen bizi nereden buldun? Nasıl soru? Evet. Ya oyun kurucu benim burada. Hı-hı. Nasıl tanıştık? Oyun meselesiyle sır. Aklına nereden geldik? Hadi bakalım. Abi burada tam tersi olması lazım. Yani... Ben nasıl tanıştığımıza ben kendimden başlayayım. Evet. Şimdi Ahmet beni kaç sene önce ilk aradığında hani tiyatro yapalım oldu. Diye. 3 oldu. 3'e yaklaştık. 3'e yakın. Pandemiden önce. Ben o dönem yaklaşık 15 yıldır hatta daha fazladır sahneye çıkmıyordum ve tiyatro yapmıyordum. Ahmet beni aradığında... Kulağıma kar suyunu kaçırdı ve dedi ki böyle böyle bir iş var hep beraber olmak isteriz sen ne dersin? Ben önce çok korktum açık söylemek gerekirse bu kadar uzun bir ara verdikten sonra sahneye geri dönmek nasıl olacak diye. Bir diğer taraftan da kumpanya hissini bir süredir unutmuştum. Nasıl var olacağım, nasıl kendimi var edeceğim bütün kaygılarla biz provalara başladık. Hatta o da bana çok açık konuştu dedi ki eğer yolda bir şeyden rahatsız olursan olursa hani senin korkunu çekineceğini anlıyorum. Elimden geldiğince yardımcı olacağım dedi. Velev ki de oldu. Çok da güzel bir ekip kurduk. Kendisine sağ olsun. Çok güzel bir kumpanyamız var. Herkes birbirini çok seviyor ve çok sayıyor. Böyle bir kreatif yolculuğa girdik hep beraber. Bak araya pandemi girdi çıktı. Hala beraber evet, oynuyoruz. Aynen öyle. Vallahi aslında kader birliği gibi bir şey de oldu. Yani çünkü o pandemi sürecini özellikle sahne işleriyle ilgilenen bizler oyuncusundan arka planına kadar herkes inanılmaz yaşadık. Arka planında niye beni gösterdin Ahmet? Yani o şey bizim için oldukça zor olan dönemi dahi geçirmek hep beraber. Evet. Yani sabretmek evet. Daha doğrusu. Aynen. Bence en büyük sınavdı ya bizim kumpanyamız için. Aynen öyle. Onu başarıyla. Yani siz ne demek peki, istersiniz? Peki güzel tanıştık. Tayyar Bey sahneyle efendim? İlişkinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi en çok heyecanlandıran performanslar hangileri oluyor? Beni en çok heyecanlandıran performanslar açıkçası yani hepsi teker teker ayrı ayrı heyecanlandırıyor. Daha hani heyecanlandırmayan bir performans olmadığı için hepsine heyecan duyuyorum diyebilirim. Sahneyle ilişkimde az önce konuştuk yani biraz korkarak girdim ben bu işin içerisine ama sağ olun hem sizlerin varlığı hem de kendimi çok rahat hissediyor olmamdan mütevellit aranızda çok çabuk geri döndüm. Sanki 15-20 yıl ara vermemişim gibi sahnede var olmaya başladım ki bu benim bütün kaygılarımı aldı götürdü. O yüzden mutluyum. Sadece şimdi işin keyfini ve keyifle heyecanını evet, yaşıyorum yani. O tarafa geçtik sanırım. Anıl Bey o zaman ben size şu soruyu sormak isterim. Lütfen en zorunu. En zorunu değil kolay bir şey soracağım size. Oyunda canlandırdığın karakterle sen arasında herhangi bir bağ var mı? Benzerlik? Var mı? Yok sanırım. Yok sanırım. Yani yok var mı? Yani bir koro şefini canlandırıyorum ben. Evet bence yok. Yok değil mi? Yani, yok değil ben mi? Anıl'ı tanıdığım kadarıyla Selçuk'la alakası yok. Alakası yok, yok evet. Yok. Bence de yok. Ama bir an yok. Şey böyle yok değil mi? Yok. Bir şeyler var mı acaba? Hani var mı acaba? Evet, yok buyurun. Yok gerçekten yok. Ama biraz uzatırsak soruları, cevapları. Ha cevap ama evet. Yok yani yok. Sizin sır oyununda canlandırdığınız karakterinize benzettiğiniz yanlarınız var mı sayın? Ya bazen olur. Şimdi benim karakter Yusuf çok böyle gergin bir adam. Tartışmanın ucunu da bırakmıyor. Herkes bindi, bitti gitti biliyorsunuz zaten. Size anlatayım. Tartışma bitti zannediliyor. Her şey süt liman zannediliyor ama hayır. Hala adamın söyleyeceği birkaç bir şey var. O kısmı hafif benziyor bana. Üzülerek söylemek zorundayım ki. Hani orada kendimden faydalandığım oldu.
bu boyutta olmasa da bunun daha düşük seviyesini kendi hayatımda yaşıyorum. Mesela eşim o tartışma bitti zannediyor. Ta ki ben başka bir soru sorana kadar o konuyla ilgili. Tekrar girene tekrar kadar. Tekrar girene kadar. Efendim sahnede veya etkinlik sırasında başınıza gelen böyle farklı bir olay, bir hikayeniz var mı? Açıkçası benim öyle bir olay hani sahnede sürekli yaşıyoruz ama çok absürt bir olay değil. Yani sahne üzerinde sürekli birbirimizle iletişim halindeyiz. Bir şekilde ilk zamanlarda atladığımız yerler olabiliyordu. İlk oyunlarda yalvaran gözler bakarken birbirimize evet. Şimdi biraz daha biraz daha inançlı bakıyoruz en azından. Aynen evet. Öyle. O doğru. Ama henüz daha biz çok performans yapmadık değil mi? Bu 10. oyunumuz mu olacak bize? Tabii öyle oluyor. Bu soruyu aynen. Tekrar bir 50 oyun geçtikten evet. Sonra tekrar bir evet. Sormakta fayda evet, var. Evet. Ne olacak ne diyecek o zaman göreceğiz herhalde. Aynen öyle. Tayanç Bey o zaman genç aktörlere ne gibi önerileriniz olur? Genç, ben de genç aktörüm hala. Kendime ve hani yaşlaştığım. ya bir kere... Nur içinde yatsın rahmetli Müşfik Kenter'in çok beni etkileyen ve hani aklıma böyle kazıdığım laflarından bir tanesi çok ciddi bir şaka yaptığınızı asla unutmayın derdi. Bu bence hani bir oyuncunun önemli desturlarından bir tanesi olmalı. Bu sonuçta hayatınızın çok önemli bir kısmını adadığınız bir mesleki mecra. Bu adanışa hazır olmak lazım. Çok ciddi bir şaka yaptığını asla unutmamak lazım. Ve ondan sonra da yolculuk derinlemesine gidiyor. Yatay bir yolculuk yapmaktansa dikey derinlemesine bir yolculuk yapmalarını kendime ve genç güzel. Arkadaşlara öneririm. Üzerinde bir şey, söylenecek bir şey kalmadı zaten. Kalmadı. Bir de ben gençim daha. Yani. Biz genciz daha. Evet, yani doğru. Şey. Dikine gençim. Ve derine diye. Yani sır oyununda tabii şunu açmak lazım. Hani ekibin bir kısmı olarak buradayız. Evet. Şeyma, Gökçe Cengiz, Emel Çoygeçen ve Tolga Güleç bizimle. Tabii sır Hilal Arslan, Giray Kazanbal uyarladı. Nacizane ben yönettim. Hayatımızdan bir takım hepimizin yaşadığı gerçekleri böyle insanın ya da izleyicinin gözüne soka soka değil de daha böyle alttan herkesin böyle evet ben bu hikayeyi biliyorum dediği bir iş yapma amacıyla zaten çıkmıştık. Alexander de la Patiele ve Matthew de la Porte'nin de eline sağlık. Aynen buradan. Öyle. Çok güzel bir metin. Çok da güzel uyarlandı bizden oldu. Çünkü anladığım kadarıyla da şey oluyor. Demek ki uluslar arasında da hemen hemen aynı tipler. İnsan malzemesi insan işte, genelde yani. Hani hemen hemen aynı. Bazı tabii şeyler değiştiriyor. Bazı kültürel farklar tavırları ve davranış tabii. Biçimlerini değiştiriyor. Ama zannediyorum ki dürtüler ve dürtülerin kazandığı formlar hemen hemen çok insaniyenin ortak noktasından geçiyor. Evet. Hani bizim oyununda en benim tasvip ettiğim, beğendiğim taraflarından bir tanesi oyunla seyirci arasında bir mesafe koymuyor. Ve evet. Seyircinin empati kurmasını hem karakterlerle hem de olaylarla daha da kolaylaştırıyor. O anlamda çok ince bir çizgide yürüyoruz. Hani her tarafa yanlış yerlere yatabilecek, düşebilecek ince bir çizgiyi çok titizlikle ilerletmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet zor çünkü yani bir de reji açısından da çok zordu. Çünkü aynı anda birçok olay... Evet sen oradan görebiliyordun ama biz içindeyken tabii anlamıyorduk. Tabii bir de eş zamanlı hareket senaryosu, eş zamanlı karakterlerin devinimi vesairesi o açıdan zordu ama keyifli oldu. Yani gerçekten çok ince bir çizgide çünkü hafif böyle bir tarafa aldığın anda bambaşka bir şey oluyor. Evet. Aynen. O kısmı zor. Evet. Şunu soralım o zaman. Buyurun Anıl Bey. Neyi soralım? Sanatsal ahlakınızı. Bizi koruyarak. Türkiye ikliminde ticari olarak var olmak zor mu? Buyurun. Buyurun.
Valla bu şeye bağlı. Hani sizin kendi prensip kararlarınıza ve o prensip kararlarınıza ne kadar hakim olduğunuzla ilintili bir cevap aslında bu. Ahlak meselesi de çok farklı bir kavram. Herkesin farklı farklı algıladığı bir kavram. Dolayısıyla hani ben hep şunu savunuyorum. Artık bu meslekte bir yerlere gelmeye başladığında bence çok sağlam prensip kararlarını koyman ve onların üzerine onları da ciddi uygulaman gerekiyor ki canın yanmasın bu yolculukta. Dolayısıyla genel ahlak kurallarına göre değil de Tayanç'ın prensip kararlarına göre bir yol çizdim kendime Tayanç'ı üzmemek için elimden geldiğince. Güzel cevap verdin. Sizin ekleyeceğiniz, sizin düşünceleriniz? Düşüncelerim şu şekilde. Tayanç'ın gerçekten dediğine katılıyorum fakat ilk zamanlarda tabii ki ticari olarak var olmak zordu açıkçası. Yani belli kuralları tam olarak oturtamıyorsunuz, oluşturamıyorsunuz. Yani çünkü yaşamanız gerekiyor bir şekilde ve o an ne iş geliyorsa yapmanız gerekiyor. Hı-hı. Bu sanırım zamanla oluşan bir şey. Aynen yolculukta. Bunlar yavaş yavaş evet oturan evet. Şeyler. Şu an ben o süreçteyim açıkçası. Benim cevabım bu yönde. Yani tabii ki ben sahnenin üstünde değilim, arka planındayım. Ama dediklerinize farklı bir bakış açısıyla şunu ekleyebilirim arkadaşlar. Evet var olmak için daha doğrusu iş seçebilme gücüne, lüksüne erene kadar herhalde dünyanın en zor şeyi nelere katlanılıyor, nelere okey deniliyor vesaire. Ama benim tabii bu anlamda en çok var olmanın zor olduğunu deneyimlediğim, hala deneyimlemeye devam ettiğim konuysa hem yapımcı hem de yönetmen kimliğini evet, bir arada tutmak. Çünkü siz onu bir şekilde profesyonel anlamda onu sürdürüyor olsanız dahi ikisinin mantıkları bambaşka. Çünkü birinde daha farklı bir kurallar gerçeği var. Diğerinde daha sanatsal kurallar gerçeği var. Hı hı. Ama bunların ikisini de farklı konuları aynı kişiyle görüşüyor olma konusunda ben şu anlamda hep zorluk yaşadım. Karşımdaki arkadaşlarım bu konuda zorlandığını gördüm. Ama tabii bu ekipten dışarı söylüyorum. Bütün komple, bütün ekip. Burada olmayanlar da dahil. Benim en büyük zorluğum bu oldu. Çünkü sanırım ülkede yani bunu genellemek çok doğru değil ama bir şeyleri yani bir insanın hem yazması hem oynaması hem şarkı söylemesi hem dans ediyor olması vesaire halen daha çok kabul edilebilir Hı-hı. bir durum değil sanıyorum. Evet. O zaman şuna cevap verelim. Evet. Kurduğunuz hayalleri ortak birçok insan var Hı-hı. deniyor. Yeni hayallerinizden bahseder misiniz Anıl Beyciğim? Yani açıkçası... Var mı öyle bir şey? Yani tabii ki her insanın hayali olmalı zaten. Yani hayal illa ulaşılması gereken bir yerde değil. O yolda olmak bile aslında birçok şeyi bence değiştiriyor insanda. Hı hı. O yolda olmak önemli bence. Ölmek diyordum. Olmak önemli. Yeni hayallerim tabii ki var. Bu işe başlarken kurduğum hayaller var. Onun üzerine eklenen hayaller var. Fakat yani yeni hayallerim nelerdir? Öncelikle gerçekten beni geliştirebilecek, oynamaktan zevk alacağım şeylerde oynamak benim için son derece yeterli aslında. Yani Hı-hı. o nereye götürür, onu oynayınca ne olur onu bilemem. Yani bu işten çünkü zevk alıyorum, seviyorum. Hayallerim bu yönde yani. Ben gidip bir gün Oscar'ı alacağım gibi, bu da olabilir yani. Hı-hı. Buna da tabii ki saygım var ama öyle hayaller kurmadım başlarken. Yapmak istedim, yapıyorum. Olay bu bence. Benim açımdan öyle. Mesela ben de şöyle cevap verebilirim buna. En yakın hayallerimden bir tanesi yapmak istediğim. Çok güçlü bir kalem değilim. Yani hiç kalemime çok güvendiğimden değil ama karakterimin ne söylemesi gerektiğini iyi tahayyül edebiliyorum. Bir gün istiyorum ki kendi kalemimden çıkan bir karaktere hayat vermek benim hayallerimden bir tanesi mesela. Hem onu ben yazayım hem ben oynayayım. Bakalım bu iki şeyi kafayı birleştirdiğimizde nasıl kendime şey oyun çıkıyor? Verecek neler yazabiliyorum. Eğer bu seyirciyle buluşabilecek bir kaliteye de gelirse neden olmasın seyirciyle de paylaşırım ama
hayal etmek dediğin gibi çok önemli. Bir de biz oyuncuların en değerli kası. Yani evet. Hayal kası. Yani o hayal etmeyi bıraktığımız zaman o kas küçülüyor ve bitiyorsun. Biz çocuk gibi hayal etmeye devam ediyoruz açıkçası. O yüzden ama en yeni, benim en yakın kurduğum hayallerden bir tanesi az önce söyledim. Öyle. Çünkü bu aslında bizim umudumuz o. Yani en ufak yaşanılan bir şeyde ters veya kötü olan bir şeyde dahi ona tutunuyoruz. Ya, şöyle bir projem var. Çok güzel olacak. Hani zor günler geçiyorsa geçecektir hayat bu. O zaman her şey başka olacak. İşte ne bileyim hayal ettiğin, yani ben kendi adıma hayal ettiğim şeyleri yapmak üzere yaşıyorum. Yani benim için bu çok önemli. Peki Ahmet Bey, özür diliyorum. Sır hayallerinizden biri miydi? Sır hikayesi aslında biz Hilal'le bir 4-5 yıl kadar önce başladı hikaye. Çünkü işin size gelmeden önceki mutfak kısmında o bazen gerçekten mutfak. Çünkü biz hem aynı evi hem de aynı şirketin ortaklığını paylaştığımız için işin mutfağı bazen gerçekten mutfak bizde. o yüzden şey hani... Ya da hayaller paralelinde mi? Hayaller paralelinde çünkü hani bu metni okuduğumuzda işte bunun adaptasyonları, çeşitli adaptasyonları falan izlediğimizde dedik ki Allah'ım tamam bu iş bize çok yakın bu. Yani evet bu iş sevilir. Yani eğer ki doğru oyuncularla bu canlanırsa bu iş sevilecek diye. Hayal ediyoruz tabii ki çünkü zorla değil ki hiçbir şey. Yani kendimiz zevk alıyorsak, keyif alıyorsak bir şeyden zaten sonrasında mimari tamamlanıyor. Böyle yani genç sanatçı arkadaşlara da herkes bence hayalini izlemeli çünkü... büyük hayal kurmaktan da korkmamalı. Kesinlikle çünkü genç ölüyoruz. Aynen yani. Öyle. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Oyunla ilgili olur. Seyircilerimizin neyi beklediğiyle ilgili olabilir. Bunu Ahmet Bey'e paslasak sanki doğru mu olur? Yok, olmaz. Da çok mu yanlış olur? Yani hayatınızı değiştiren bir oyun var mı? Aslında bu çok güzel bir soru. Ya hayatımızı değiştiren bir oyun değil de açıkçası bu işe hani ben orada olmalıyım dediğim bir oyun var benim. O da Ankara DT'de o zaman Suç ve Ceza. Dostoyevski'nin. Ailem sürekli böyle hafta sonları Ankara'da öyle bir tiyatro kültürü vardır. Götürürlerdi devlet tiyatrosu oyunlarına. Orada izleyince yani evet bu oyunda bu ideayı alıp da bu şekilde buna devam edeceğim gibi bir değiştiren bir oyun değil. Fakat orada olmak istediğim oyun o. Evet. Yani ilk böyle aklımın erdiği zaman o ne oluyor? İlk hayal mi o zaman o? Evet orada olmak ilk, aynen. Bakın ona bana da benzer bir şey böyle. Ben daha biraz daha küçük yaşlardayım. Rahmetli Adile Naşit hayatta ve tiyatro yapıyor. Benim annemler de bana bir hafta sinema, bir hafta tiyatro, bir hafta oyuncak, bir hafta kitap alıyorlar. Yani böyle bir sistemimiz var. Tiyatro haftalarında da genelde Adile Naşit'in oyununa gidiliyor. İlk oyuna gittiğimizde annem izlerken bir bakmış olan sahnedeki olan ne kadar benziyor benimkine. Bir yana bakmış ben yokum. Ben fırlamışım sahneye ve beraber oynamışız Adile Naşit'le. Ondan sonra selamımızı vermişiz, kulise girmişiz. Annem 40 dakika benim çıkmamı beklemiş bilmem ne. Sanıyorum ki ilk sahne tozunu bir de çok değerli bir oyuncunun yanında kapınca bir... Büyük bir de hayatımın en bunun daha etkili bir oyun olamaz diye tahmin ediyorum hayatımda. Vay müthiş bir anı değil mi? Evet, çok güzel anıymış. Yani benim öyle bir anım yok. rahmetli Ferhan Şensoy'la çok fazla zamanda turne vesaire yolculuğu yaptığımız için çok güzel anılarım var. Ama tabii ki sahnede hiçbir zaman olmadığım için benim öyle bir şeyim yok. O hikayeler sizde efendim. Evet Tayanç Bey, hayalinizde olmak istediğiniz bir proje var mı acaba? Ya var. Da bir oyun ya sinema ya da... Ya ben 3. Richard delisiyimdir. Yani oyunu da çok severim, karakteri de çok severim ve hala daha neler neler yapılır oyunla ilgili. Binlerce farklı versiyonu oynandı. Tabii. Hem sinemada hem belgesel olarak hem sahnede. Farklı kültürler, farklı şeyler getirdi, değişiklikler ve nüanslar oyunlara. Ben istiyorum bir gün
3. Richard'a can verebilmek. Ama hani bu sahnede mi olur, yoksa hani yarı sahne ya dokümenter bir şey mi olur ya da filmde mi olur bilmiyorum. Ama hani mesela karakter olarak benim 3. Richard'ı bir oynamam gerekiyor. Yani onu o listeden bir çıkartmam lazım gibi bir durum var. Evet, yani tabii ölmeden önce yapılacaklar evet, listesindeki var. Bir şey. Tamam onu konuşalım. Onu konuşalım. Konuşalım onu. Benim şey Treplev. Martı. Evet. Ama sanırım biraz daha bir böyle bir kendimi sipariş formu alıyor gibi hissettim. Evet. Ya çok etkilenmiştim. İlk okuduğumda da Treplev'in o iç dünyasından beni böyle bir yere götürüp getirmişti falan hatta. O dönem böyle bir kız arkadaşım vardı. Onunla ilgili hiçbir problem yokken problemler yaşamaya başlamıştım kendi kendime biraz. Tabii sonra çıktım o kafadan ama Treplev oynamak isterim. Yani Marty'yi oynamak isterim. Marty'yi oynamak istiyorum. Tamam anladım. Onu şey yaparız. Peki o zaman sen mesela prodüktör olarak düşünme. Düşünürsen oyunu kısarsın. Sadece yönetmen olarak. Ne var mı kafanda böyle? Hani prodüksiyonu ne olursa olsun yapmak istedim. Bahsettiğim sorunlar bunlar abi. Ya çok fazla var. Aslında şey şuradan aslında konuya girmek istiyorum. Çünkü kumpanya mantığı hani bu sinemaya da vesaireye de işte böyle kafadaş bir ekip işte dokuların tuttuğu oyun ve arka plandaki bütün ekip olarak söylüyorum olduğu zaman işte ekip arkadaşının yükseldiği bir konu senin için de bir heyecan haline geliyor. Doğal olarak siparişleri aldık. Daha başka siparişlerimiz de var. Onları sonra ama şu an için sır. Sır. Mesela benim bir de şeyi de var onu da istiyorum. Bak hayallerimden yine bir tanesi bu. Yabancı bir dilde de oynamak istiyorum mesela. Dil o kadar şekil veriyor ki karakteri yaratırken. Başka bir dil kullandığımda nasıl bir karaktere dönüşecek o? Mesela onu çok merak ediyorum. Hatta şey var yani sadece bu internasyonel diller değil. Mesela Thomas Richards'ın Grotowski Work Center. Grotowski and Thomas Richards Work Center. Şimdi Grotowski'yi ikiye alamayız. Yani onlar mesela kumpanyada şey kullanıyorlar. Kimsenin bilmediği yurt dışından bir sürü oyuncuların kumpanyaya dahiliyeti var. Ortak dil olarak eski bir Hawaii dili kullanıyorlar. Şu anda bile kullanılmayan. O dili öğrenip bütün performansları o dil üzerinden. Yani ben seneler önce Türkiye'ye geldiklerinde performans sergilediklerinde bunu öğrenmiştim. Şimdi ne oldu, ne değişti bilmiyorum ama mesela bu enteresan bir durum. Herkesin hiç bilmediği ortak bir dil yaratmak ve öyle oynamak zaten genelde bir beden tiyatrosu meselesi olduğu için orada da şeyi tercih etmişler. Bu dil nasıl bedenle bir form kazanır? O dil bedene nasıl bir form getirir onun araştırmasını yapıyorlardı. Oradan yola çıkarak hani şeyde bile İngilizce oynamak bile benim için çok heyecan verici merak ediyorum. Yani bence de. Yani dile göre değişiyor o zaman. Tabii. Değil mi? Evet, yani ben mesela bazı noktalarda bazı seçilmiş dillerin tamamıyla o fonetiğinin bambaşka şeyler yaratacağına inanıyorum karakterde. Bu deneyimi de yaşamak İsterim bir gün denk gelirse diye. Güzel. Güzel, değişik. Tayanç değişik bir kafa açtı. Evet, evet. Peki şimdiye kadar mesela oyunda benim şahit olmadığım belki size denk gelmiştir. Seyircilerden sağ olsunlar bize de bazı seyircilerimiz kulisten çıkmamızı bekliyorlar. Biz de elimizden geldiğince hızlı toparlanıp onları bekletmemeye gayret ediyoruz ama mesela benim kaçırdığım, sizin duyduğunuz, hiç seyirciden böyle beklemediğiniz olumlu ya da olumsuz bir tepki oldu mu oyun sonrası hiç? Yani o görev şöyle, genelde bir de maskeden dolayı iyice kamufle. Zaten hani çok kamufle ihtiyacım yok ama o daha da şey yapıyor. En azından araştıranlar vesaire için. O enteresan bir duygu. Çünkü orada o işin içinden biri olduğunu kimse fark etmiyor. Orada doğal bir şey var, feedback tabii var. Senin öyle bir şansın var, tabii. Evet. Tabii. Yani şimdi casus gibi oradan duyabiliyorsun. Tabii. Şimdi yani bazı zamanlar izliyoruz oyunu biz de ama finalinde o seyircilerin arasında dolaşmak benim en büyük keyif aldığım şeylerden biri.
keyif alınıyor. Çünkü yaptığınız işin emanet edilen kişilerce yani oyuncularla, sizlerle güzel bir noktada bırakıldığını, hep o seviyede tutulduğunu bildiğiniz zaman. Ama bunun tam tersi olduğunu düşünseniz ya, abi çok zor bir şey. Yani zor. Çünkü ne olursa olsun bu bir çocuk gibi bir şey. Yani sonuçta yoktan var ediliyor, işte hayaller kuruluyor, o hayale ortaklar bulunuyor. Sonra bir saat içinde, bir buçuk saat içinde bitiyor. Biri diyor ki, bu muydu? Hı hı. Şimdi bunu duymak bazen çok kırıcı oluyor. Belki de o gün kötü bir oyun geçti, bir haksızlık da olabiliyor. Tabii. Yani mesela o da bir garip bir durum. Yani hiçbir oyun bir diğerinin aynısı olmadığı için, aynı derede iki defa yıkanamayacağımız için. Tabii. Hani tabii. Dolayısıyla orada böyle bir haksızlık da değil de işin kendi doğasında var, evet, bu. Evet. Ama işte bize düşen, biz oyunculara düşen hikayede her seferinde işte dediğim gibi sanki ilk oyunumuzu oynayacakmışız gibi premier heyecanıyla, son oyunu da 150. oyunu da, evet, o heyecanla oynamak ki seyircinin de, seyirciye de biz haksızlık yapmayalım. Evet, ve aynı disiplinde olmak. Yani o kısmı... Disiplin deyince bana baktın. Yok, tamamen evet, tesadüf evet, hocam. yani anlatırken güzel ama yaşarken sır için özelinde söyleyebilirim. Çok keyifli bir şey. Ama... kötü bir sonuç ortaya çıksaydı dünyanın en ızdırap verici şeyi. Oo, tabii. Ve o yükü gelip şimdi kuliste sizinle de paylaşamam. Tabii. Çünkü bir sonraki oyun var filan, hani öyle bir durum olsaydı. İşte oldu çok mu zor öyle hocam. Bir durum? Hayır, olmadı. Paylaşamam. Gibi anlattım. Yok vallahi olmadı. Hayır, öyle bir durum olsaydı onu paylaşmak da zor. Yani evet, yükü taşımak ki, zorunda aynen, kalıyorsun. Ve ilk ağızdan duyuyorsun. Hani bir yere yazmış çizmiş de değil. Ama hep güzel şeyler söyleniyor. O yüzden şeyde, mutluyum kuliste yani. Değil de Tayanç, sahnedeyken nerede oynarsak oynayalım bir interaktife dönüyor bir yerden sonra. Evet. Yani oyunda seyirci öyle bir durum var. Bir, evet, bir şekilde dahil oluyor yani. O mesela... Enteresan bir durum. Enteresan, evet. Hatta sürpriz olmasını beklediğimiz bir yerde bile önceden tahmin etmesi evet, seyircinin. İlk defa ben orada şaşırmış. Evet. Şimdi spoiler vermeyelim de. Evet. Şimdi olayı anlatmayayım ama. Bazen o, evet, enteresan bir durum. Her yerde oluyor çünkü. Oluyor ama oyunun zaten hani dinamik yapısı, işte dramaturjik öğeleri vesairelerine baktığımız zaman burası hiç aklıma gelmemişti. Muhakkak var. Zaten bizi en çok cezbeden tarafı oydu. Ama çok güzel işte, yani işin o tarafında, yani koltukların arasında dolaşırken o ilk günkü gördüğün şeyin insanlarca görülüyor olması benim için en büyük haz. Sizin de zaten sahnede bambaşka. Yani siz ne hissediyorsunuz? Yani sizin için ödül kısmı nedir? Alkış? Alkış tabii ki. Ben mesela alkış. Emel çok güzel bir şey söyledi geçen gün Ankara'daki temsille ilgili. Önemli. Alkış tabii ki zaten o ve tepki önemli ama mesela Emel şunu dedi. Bugün seyirci bizi dinliyor dedi. Dinlemesi benim için çok önemli anlardan bir tanesi. Yani hakikaten kendini tamamıyla vermiş olması. Ve biz aslında dördüncü duvarı kapatan bir temsil yapıyoruz. Yani tabii, biz doğru, seyirciye bak bir oyun izliyorsun buradayı hatırlatmıyoruz ve dördüncü duvar kapalı. Ama onlar senin dediğin gibi inatla o dördüncü duvarı yıkmak istiyorlar. Bu da galiba biraz işin samimiyetinden de geliyor. Ve işte az önce sohbetin başında konuştuğumuz rahat empati kurulabilmesi üzerinden de devreye giriyor. Ama evet, yani biraz böyle old school bir seyircinin de müdahale var. O da keyifli bir durum aslında. Aynen öyle. Peki burada bir şey var sanırım. Bunu sormadık. Bu meslekleri seçtiğinizde en mutlu olduğunuz anlar hangileri oluyor? Bu mesleği seçtiğiniz. Bu mesleği seçtiğinizde en mutlu olduğunuz an veya anlar. Ya bir kere ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Bana her şey olabilme imkanı tanıyor. Çok kötü biri olmamı, çok agresif olmamı, çok iyi olmamı, naif olmamı. Yani artık bir sürü hayalimde
yani yapabileceğime inanmadım meslekler sahibi ettiriyor. Bir sene doktor oluyorum. Bir sene yazar oluyorum. Al şimdi evet. Şimdi üniversite profesörüyüm. Hakikaten çocuk gibi o bize bir rol veriliyor. Ben o çocuğun heyecanıyla, evet, evcilik oynama heyecanıyla her olduğum karakterde, büründüğüm karakterde bir keyif ve mutluluk yaşıyorum. Hem bir de sonunda bir seyirci de kalkıp yanıma gelip bana şey derse, yaptığım sinemada da olabilir, sahne üzerinde de olabilir. Tayanç, ben seni izledim burada ve öyle bir şey oldu ki hayatımda başka sorular sormaya başladım. Bir şeyleri değiştirdin, çok teşekkür ederim dediğinde işte benim bu mesleği aslen neden yaptığımın da sebeplerinden biri ortaya çıkıyor. Çünkü neden paylaşıyoruz? Biz başka bir bakış açısından bakmaya zorladık şu anda durumu. Lütfen sen de onu yap, ortak bir noktada paylaşalım. Tek bir düzeyde ilerlemeyelim, bütün olasılıklara açık olalım. Bunu seyirciye verebilmek dünyanın en büyük keyiflerinden, doğru, bir tanesi. Yani bizim oyunda da işte, yani sen zaten çok güzel cevapladın. Oyunda da şöyle bir şey, ben oynarken de düşünüyorum bazen. Biraz zamanım oluyor bazı yerlerde. ya burada mesela bir çiftin bile böyle, evet biz bunları yanlış yapıyoruz. Bunlar böyle aslında çok güzel yollar ve şeyler çizilmiş. Dediğin gibi altını çizmeden ilişkileri aslında çok güzel eleştiriyor ve doğrusu herkese göre değişir ama olması gerekeni de çok naif bir dille anlatıyor yine. Hı hı, tamam. Yani buraya gelip evet ya birbirlerine söylemeseler bile şurada bile yansa, anlatabiliyor muyum? Bu benim için gayet tatmin edici. Evet. Yani dediğinle paralel şekilde. Evet, o çok yani o mutluluk verici bir şey. Yani hakikaten bizim bir de şey var işte, çocuk olma hakkımızı elimizde tutuyoruz. Hı. Evet. Hayatımızın sonuna kadar. Ama bir de bunun üzerine bize hayatımızı idame ettireceğimiz bir meblağ ödeniyor. Evet. Yani çocuk oluyor, çocuk olman için sana para ödemeye devam ediyorum diyen bir mesleğin içerisindeyiz. Daha mutlu nasıl olur insan? Ya değil mi? Yani zor ama yani şey şeye baktığın zor zaman dediğim hani yine farklı bir boyutuyla aslında özellikle turne vesaire. Şimdi başka şehirlere gitme, oradaki insanlarla buluşma, hani çünkü oraya belli sürelerle gidebildiğimiz için, burada yaşadığımız için, hani o yol maceraları, o anılar, yani ve şey, işin zor kısmı da 1,5 saatlik bir iş için bayağı 10-15-20 saatlik bir operasyonun kalkışılıyor. Yani sahne içi ve sahne arkası. Aslında burası çok enteresan. Yani bunu sevmeden buna katlanabilmek de çok zor. Yok, evet. Ya bu mümkün değil hatta. Çünkü mantıksız. Yani 1,5 saat yani bir dükkan açtığımızı düşünelim. Değil mi? Evet, hani evet. Bir saatlik bir dükkan için o kadar uğraşılır mı? Uğraşılır. İşte uğraşılır. Evet. Bu iş için uğraşılır. Yani ben şeyde en son bu Ankara temsilinde onu hissettim. Selama çıkmadan önce çok keyifliydi ya o an. Bir de Ankara'da olduğum için ilk defa ben Ankara'da sahneye çıktım. Ha, öyle mi? Ha. Evet, yani değerli bir şeydi. Temsildi benim için. Orada böyle her şey gitti yani. Bütün onun yorgunluğu, her şey, o yılların vermiş olduğu yorgunluk ve zorluklar cidden değişik bir hazır. Bir de selamda mesela seyirci bize teşekkür ediyor ama ben daha çok onların önünde eğilirken onlara teşekkür etme hissi benim için, geldikleri için, bu anı bizle paylaştıkları için, ayağa kalkıp alkışladıkları için. Evet. Ve hatta Ankara'da bir seyircimiz söyledi. Niye sahnede biraz daha kalmadınız? Biz sizi daha alkışlamaya devam etmek istiyorduk dedi. İşte daha ne güzel yani bunları duymak. En büyük çok şey, ödül işte, en mutlu olduğun anlar. Evet. O zaman son olarak söylemek istediğimiz bir şey var mı? Bizim temsillerimiz devam edecek. Zorlu'da da oynamaya devam edeceğiz. Aynen öyle. Seyirciyle her an buluşmak için büyük istek içerisindeyiz. Ne kadar çok kişiyle bu yolculuğu paylaşırsak bizim için o kadar iyi olur. Gelmenizi istiyoruz. Biz bir uğraş verdik. Bunun sonucunda hani iyi bir şey çıkardığımızı düşünüyoruz. O yüzden gelip biz de bu anı, bu oyun zamanını paylaşırsanız mutlu oluruz. Benim diyeceğim bu kadar. Bir emek var arkasında. Gerçekten bayağı büyük bir emek var. Evet. Sır oyununa bekliyoruz. Çok güzel ve net oldu. Teşekkürler. Güzel, evet. Hadi oyunu hazırlanalım. Hadi gidelim.